Şimdi önce şekillere eklemekle gelelim. Mesela bir yaya eklemek istiyorsak yay, çizdik yayı. Text, iki tane şey kullanıyorsunuz burada zaten. Toplamda. Attach to pet, attach'la. Yazını yaz. Evet. Yazın bittiyse bunu dönüştürmen gerekiyor. Mesela buradan önce bir işte tipini seç. Ondan sonra kalınlığını seç. Büyüklüğünü seç yazının. Sonra text convert to pet. Yani convert dönüştür demek. Tamam mı? Şekle dönüştür diyor. Dönüştürdük, bu artık bir şekil. Siyah imleçe tıklayıp sağ tıklarsak bunun üzerine grubu çöz dersek tek tek bunları çözdük. Şimdi sen bunların içinden bir tanesini alıp artık bununla ilgili işlem yapabilirsin. Sonra zoom aracını aldık, yaklaştık böyle. Şimdi bunu döndürmek istiyoruz. 1-2 köşeden tuttuk, döndürdük. Tamam. Sonra beyaz imleci alıp bu noktalardan hareket ettirebilirsin. Tipini değiştirebilirsin. Yine efekt ekleyebilirsin buradan. Mesela işte ne bileyim, filter efekti ekleyelim. Hatta bir dakika dur. Buradan bir tekrar gelelim. Ya da çizgisini değiştirelim. Bakın çizgi ekleyelim bunun kenarına. Ondan sonra bu çizginin rengini değiştirelim. Mesela başka bir renk ekleyelim buradan. Ya da buradan da değiştirebilirsiniz. Şöyle. Rengini değiştir. Gel buraya kesikli çizgi yap üzerinde. Gölge ekle yine buradan. Shadow'dan. Tamam mı? Drop Shadow'dan. Bunları yapabilirsin. Bununla ilgili işin bitince Ctrl ile G yapıyorsun. Bunu kenara alıyorsun. Sonra diğer harfi alıyorsun. Yuvarlağın üstüne eklemek istiyorsak yuvarlağı çizdik. Text yine attach to pet. Başka hiçbir şey yok bak. Bunlar zaten fontlar, ölçüler, efektler bunlar. Bunlar karakterlerin değişik ayarları. Bunları da göreceğiz hepsini. Yani kesikli çizgi falan yapmak istiyorsak onları ayarlayabiliriz. Bizim şimdilik göreceğimiz şey attach to pet, convert to pet. Attach to pet dersek mesela Çorlu yazdık buraya. Alt tarafa gelmek istiyorsak enter. Mesela 1877. İş bitti. Sonra yine text, convert to pet. Yine çözmek istiyoruz. Sağ tıkla, ungroup. Sonra al buradan, boş bir yere tıkla. Tekrar almak istediğin harfe tıkla. Mesela değiştir bunun böyle yerlerini. Böyle. Mesela bunu böyle koy. Bunu böyle koy. Geldik tekrar buraya, dolgu efektlerine. Değiştirebilirsin. Sadece amaç bu. Bu kadar. Tamam mı? Sonra geçeceğiz karakter tasarımlarına. Yani bilmeniz gereken mesela kalemle çizgi çizdik diyelim ki. Böyle. Böyle. Bıraktık bunu sonuna iki kere tıklayarak. Text. Attach to pet. Yazıyı buraya yazarsak çizdiğimiz çizgi boyunca yazmış oluruz. Tekrar text. Convert to pet. Bilmemiz gereken sadece şimdilik bu. Ve sağ tıklayıp grubu çözmek. Grubu çözdükten sonra da renkleri tek tek değiştirmek. Bu kadar. Bu kadarını yapabiliyorsun. Tamam. Yapamadığımız şey ne? Videoda çıktı bu da, tebrikler. Başka ne yapabiliriz? Ne öğrenmek istiyoruz başka? Bu kolay. Başka ne yapalım? Diyelim ki bunu biraz boyutlandıralım bak. Geldik, ne öğrendik bugün burada? Scale aracı var burada. Hemen buna tıkladık. Ondan sonra buradan Scale aracını kullanarak mesela bunu böyle eğip bükebilirsin bak böyle. Mesela eğdik büktük bu tarafa diyelim ki. Ya da D harfinden işte ayna aracıyla yanına bir tane daha alabilirsin bak. Mesela basit ya da çok büyük markalar hep böyle 2 harf, 3 harf, 4 harfle yapılmış logolar. Değil mi? Ya da aynanın diğer yönlerini kullanarak, işte bunları kullanarak mesela ya da şunu kullanarak yine bunlardan daha farklı şeyler yapabilirsin. Bak harflerden de yapabilirsin. Senin harfleri oturup da tek tek böyle çizmene gerek yok. Harflerin stillerine göre, fontlarına göre değişiklik yapabilirsin. Bu kadar. Başka anlaşılmayan ne var burada? Onu da anlatalım. Hazır kaydederken. Ne var? Ne bu taraftaki? Hangisi? Hangisi? Tabloyu anlatayım. Hangi tabloyu? Bunu mu? Evet hocam. Nelerini anlatayım bunun? Orada bir tane karıştı. Neyi de karıştı? Şu efektler var ya. Bunlar mı? Evet. Heh, efektlere bir kere daha geçelim. Bak efektlerde seçiyorsun. Renklendiriyorsun. Şimdi efektler bak zaten bu üsttekiler çok önemli değil bunlar, tamam mı? Zaten buradan yapabiliyorsun onları. Bizim için önemli olan bunlar. Mesela inner bevel diyor. Buna tıkladığın anda
üzerine geldin. Burada ayarları var bak. Çektim. Ne yapıyor? Boyutlandırıyor. Ondan sonra buna geldin. Bu ne yapıyor? Bu da içe dışa doğru rengini açıp kapatıyor. Yani burada da ayarları var. Işık ne taraftan gelsin diye. Flat dersen sert, smooth dersen yumuşak bak. Mesela böyle tablet şeklini almış oldu. Yani bunun gibi bu kadar. Silmek istiyorsan da bunu üzerine tıklıyorsun, çöpe basıyorsun. Bu birincisi. Bütün hepsinin mantığı aynı. Önemli olan şunları kullanmak bak bunlar. Şimdi bunları nasıl öğrenebilirsin? Ya çok süper İngilizce bilmen gerekiyor ya da bunları sürekli karıştırman gerekiyor. Mesela birisi içe doğru, birisi dışa doğru, diğeri de kenarlarına doğru yapıyor bak mantık olarak. Blur dediğimizde mesela Gaussian Blur'a gelirsek kenarlarını bak toz yaptı. Bulanıklaştırdı yani böyle. Tamam, bu şekilde getirmiş oldu. Mesela sizinle bulut çizeceğiz diyelim ki, bulutlar sert sert olur mu? Çizgi karakter çizerken olmaz. O zaman kenarlarını bununla yapacaksın. Blur efektiyle yapacaksın. Mesela gölge eklemek istiyorsun. O zaman gölge ne demek? Shadow. Shadow'a geldin. Drop Shadow dedin. Drop Shadow'a girince buradan da hemen efektini uyguluyorsun. Neresinde olsun mesela? Işık ne taraftan gelsin? Bak, yukarıdan mı? Aşağıdan mı gelsin? Sadece 4 tane ayarı var bunun. Bu kadar. Efekti silmek istiyorsan da diyor ki bak, Drop Shadow efekti. Çöpe bas. Gitti. Blur efekti. Çöpe bas. Gitti. Mesela çizgi. Çizgiyle ilgili ayarlar neredeydi? Aşağıdaydı. E buradan da çizgiyle ilgili ayarları yapıyorsun. Mesela çizginin kalınlığını arttırıyorsun. Buradan işte kesikli çizgi veriyorsun. O kadar, başka hiçbir şey yok efektlerde. Eklemek istediğinde siliyorsun. Yani silmek istediğini siliyorsun. Eklemek istediğinde buradan artıdan ekleyebiliyorsun. Bu kadar. Başka hiçbir durum yok yani. Bu.